Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş gelmemiş gibi tepki verdiniz. Öyle mi? Ama hoş geldiniz'e hoş bulduk şöyle ciddi bir hoş bulduk deyin ki konuşmacı da hoş geldiğinizi anlasın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah. İnşallah programın sonunda da hoş bulmuş olarak buradan ayrılırsınız. Öncelikle arkadaşlar hepinize sanıyorum birçoğunuz spor okullarında birçoğunuz polislik için hazırlanıyorsunuz. Doğru mu? Başka var mı? Benim söylemediğim. Neyse. Yani kariyeriniz için bir ön aşamadasınız. Allah hepinizi muvaffak kılsın. Bugün benden istenen anlatmamı talep edilen konu başarılı ya da başarıya giden yolda iyi insan olmak bu çerçeveli bir şey. Başarı nedir diye bir soru sorsam nedir bilen var mı? Bana birisi başarı şudur diye tarif edecek olan var mı? Buyurun. Kazanmak. Kazanmak. Peki başka? Hedefine ulaşmak. Başka? Evet. Üç aşağı beş yukarı hedeflenen sonuca belirlenen zaman içerisinde ulaşmak diye tarif edebiliriz başarıyı. Peki şöyle bir soru soracağım size. 2 sınıf düşünün. 20'şer tane öğrenci var. A sınıfında 20 öğrenci, B sınıfında 20 öğrenci. Bir sınava giriyorlar. A sınıfındaki öğrencilerin 19 tanesi 100 alıyor. 19 tanesi bir tanesi elli alıyor. On dokuz tanesi başarılı mı? Evet. Yani sayısal olarak on dokuz tanesi başarılı. Elli alan ise nedir? Başarısız. B sınıfında da yirmi öğrenci var. Yirmi öğrenciden on dokuz tanesi kırk alıyor. Bir tanesi elli alıyor. Hangisi başarılı? Ama biraz önce 50'yi başarısız olarak nitelemiştik. Hangisi başarılı? 50 alan, B sınıfında 50 alan öğrenci başarılı mı başarısız mı? Bir saniye, orada bir hanımefendi bir şey söyledi. Evet. Evet. Duruma göre değişir. Biz işte o duruma göre değişme haline ne diyoruz? göreceli diyoruz, izafi diyoruz, relatif diyoruz. Başarı dediğimiz şey relatiftir, görecelidir. Ya da şöyle bir sınıf düşünün. Böyle bir sınıf tahayyül edin. Bu sınıftaki öğrencilerden bir tanesi kartal, bir tanesi köstebek, bir tanesi balık, bir tanesi yılan. Ve bu okulda, bu sınıfta öğretilen dersler bir, toprak kazma dersi, iki, uçma dersi, üç, yüzme dersi, dört, sürünme dersi. Sürünme dersinde hangisi başarılı olur? Yılan başarılı olur. Kartal sürünebilir mi? Ya da balık sürünemez. Uçma dersinde kim başarılı olur? Peki yılana biz uçma dersinde başarısız diyebilir miyiz? Neden? Çünkü işte arkadaşlar dersimizin ya da bugünkü sohbetimizin konusu bu. Çünkü her insan bir diğerinden farklıdır. Her insan Nasıl ki biraz önce işte kartal, balık, yılan, tavşan, köstebek birbirinden farklı, her birinin kabiliyetleri ötekinden farklı, her birinden beklediğimiz başarı dilimi, başarı limiti ötekinden farklı olduğu gibi her insan da bir diğerinden farklıdır. Dolayısıyla her birimiz için başarı diye adettiğimiz ya da tarif ettiğimiz nokta birbirimizin başarı kıstasından başarı kriterinden farklıdır. Bu arada bir şey söyleyeyim Sohbete devam etmeden Ben bir süre ders anlatacağım ya da bu konuyla ilgili bir şeyler anlatacağım. Programın sonuna doğru soru sormak isteyen arkadaşlarım not alır sorularını sorarlarsa ben de o sorulara, Bildiğim kadarıyla ama bildiğim yerlerden soru sorun. Bilmediğim yerlerden soru sorarsanız cevap alamazsınız. Başarıyı o zaman biz şöyle tarif edebilir miyiz? Eğer başarılı olmak kişiden kişiye, varlıktan varlığa değişiyorsa o zaman başarı şudur arkadaşlar. Başarı İnanmak, kendine güvenmek, vazgeçmemek ve çalışmaktır. Tabi burada sizin kendi kabiliyetiniz, diğerlerinden farklı özellikleriniz, Devreye girecektir. Mesela bir size bir hikaye anlatayım. Belki bu hikayeyi birçoğunuz biliyorsunuzdur. Biz akademik bir ders için gittik. Oradaki hoca bize hikaye anlattı diyeceksiniz. Ama konumuzla çok alakalı olduğu için anlatmak istiyorum. Japonya'da yaşanmış bir hadisedir. Sol kolu olmayan bir çocuk judocu olmak ister. Biliyor musunuz bu hikayeyi? Evet. Sol kolu yok. Ama çok istiyor judocu olmayı. Judo sporunda başarılı olmayı çok istiyor. Ve Japonya'nın çok ünlü bir hocasından ders almaya başlar. Hoca buna tamam der. Seni çalıştıracağım, judocu yapacağım. Bir hareket öğrenir, öğretir. Bir hareket. Bunu çalıştır. Aradan bir yıl geçer. Öğrenci hocam bunu çok iyi öğrendim. Devam et. İki yıl geçer. Hocam başka oyun öğrenmeyecek. Sen bu oyuna devam et. On yıl her gün istisnasız tek bir hareketi çalıştırır. Tek bir hareket. On yılın sonunda bir gün hoca öğrenciye der ki hazır mısın? Seni turnuvalara götüreceğim. Judo turnuvalarına. Alır götürür öğrenciyi. Öğrenci ilk müsabakada rakibini Yener. İkinci müsabaka yener. Üçüncü de yener, dördüncü de yener. Bölgenin şampiyonu olur. Çocuk bir anlam veremez ama hoca der ki hazır ol seni dünya şampiyonasına götüreceğim. Dünya şampiyonasına götürür. Orada da rakiplerini bir bir yener. Finale kalır. Finalde de rakibini yener ve şampiyon olur. Çocuk hala bir anlam verememektedir. Hocaya gelir der ki hocam nasıl oldu bu iş? Der ki evladım sen bu hareketi herkesten daha iyi öğrendin. Bir diğer nokta ise bu hareketin tek bir karşılık hareketi vardır. Yani ne derler? Müdahale etme şansı bir hareketle Engellenebilirdin. Ancak o hareketin olabilmesi için rakibinin senin sol kolunu yakalaması gerekiyordu. Ama senin sol kolun olmadığı için rakiplerin bu hareketi yapamadılar ve sen de sana öğrettiğim hareketi çok iyi bildiğin için başarılı oldun. Yani burada anlatmak istediğim şey şu: ee, Başarı için Önce dedik ya azim, sabır ve gayret. Bir şey daha var. O da var tabii ki ama bir şey daha var. Kendinizi tanımak. Eğer kendinizi tanımıyorsanız, kabiliyetlerinizin neye yeteceğine dair bir bilgiye sahip değilseniz ne yapacağınızı da bilemezsiniz. Öncelikle projeksiyonlarınızı kendinize çevireceksiniz. Benim kabiliyetlerim neye yeter? Yani eğer kan görmekten korkuyorsanız, düşüp bayılıyorsanız, bazı insanlarda vardır bu. Tıp alanında başarılı olmanız düşünülemez. Neden? Kan görünce bayılıyorsunuz. Hasta gelmiş, yaralı, trafik kazası geçirmiş, üstü başı yaralı, sizden medet umuyor ama siz hastayı görünce bayılıyorsunuz. Dayanamıyorsunuz, eliniz titriyor. Operasyon yapabilir misiniz? Bir ameliyata girebilir misiniz? Hayır. Ya da yükseklik korkunuz var. Pilot olmak istiyorsunuz. Ya o yükseklik korkunuzu yeneceksiniz ya da yenememişsiniz başka bir mesleğe yöneleceksiniz. Peki başarıyla ilgili kısım buraya kadardı. Peki başarılı iyi bir insan olmak mümkün mü? Kişinin kendisine bağlı. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. O zaman şöyle diyelim. İyi insan kendisinin kendisinin farkında olabilen kabiliyetlerinin farkında olabilen, bu uğurda çalışan, sahip olduklarıyla yetinen ve bunları kendi yaşadığı toplum yararına kullanabilen kimseye de iyi insan deriz. Burada bir ifade var, sahip olduklarıyla yetinen. Kimi insanlar vardır, çok zengindir, çok başarılıdır ama mutlu değildir. Neden? Çünkü onun istediği, onun kendi kabiliyetlerine uygun alan başka bir alan. Ama ailesinin baskısıyla kendisini tanımadığı için şöyle söyleyelim bu cümleyi unutmayın. Meslek seçerken şeye dikkat edilir. Bir pasta dilimi düşünün pasta dilimi. Bu pasta dilimini birkaç şeye ayırdık. Pasta bütününü dilimlere ayıracağız. Bir, ben bu mesleği niçin seçiyorum? Şunun için seçiyorum birincisi. Prestiji için. Toplumda bir yer edinmek için. İki, kazancı için. Üç, bana sağlayacağı şöhret için. Dört, kendimi gerçekleştirmek için. Bana en uygun olan için. Eğer bana en uygun olan dilimi, en büyük dilimse başarılı olmamanız için bir neden yok. Yeter ki size uygun olduğuna kanaat getiriyorsunuz ve o mesleği seçtiğiniz zaman o alanda çaba sarf ettiğiniz zaman ne olacak? Mutlu olacaksınız. Mutlu olmak bütün insanların çabası bunun için değil midir? Mutlu olmak, huzurlu olmak. Kazancınız çok, şöhretiniz var ama huzursuzsunuz, güvende değilsiniz, mutlu değilsiniz. Her gün sıkıntı, her gün stres. Ama kazancı az fakat siz yaptığınız işten çok memnunsunuz. Çok mutlusunuz, çok huzurlusunuz. Ne olacak? Sizin sahip olduğunuz o huzur çevrenizdeki insana da sirayet edecek. Size selam verildiği zaman güler yüzle selam alacaksınız. Birisine selam verirken güler yüzle selam vereceksiniz. Komşularınızla, arkadaşlarınızla, amirlerinizle, memurlarınızla iletişiminizde hep ne olacak? İçinde bulunduğunuz o huzur hali Onlara da yansıyacaktır. İşte iyi insan olmak dediğimiz şey de budur. Eğer mutlu, huzurlu değilseniz ne yapacaksınız? Ee, çevrenizdeki insanları da huzursuz edeceksiniz. Diyelim ki gergin bir gün yaşadınız iş yerinde, amirinizle çatıştınız ya da birlikte iş yaptığınız partnerinizle çalıştınız, birbirinizi incittiniz. Eve geldiğiniz zaman ne olacak? Diyelim ki beylerden birisi eve geldi, hanım kapıyı açtı. Hoş geldin bey dedi. Çekil çekilsin. Ya da hanımlar içinde olabilir. Ee, i̇şte işinizdeki yaşadığınız sıkıntı, yaşadığınız topluma önce kendi e, aile çevrenize, sonra komşularınıza, sonra belki bütün mahalleye sirayet edecektir. Onun için başarılı olmak derken çünkü başarı dedik ya bizim huzurumuzu etkiliyor. Başarılı olmak derken işte o kısmı unutmayın. Seçtiğim alan bana göre bir alan mı? Eğer size göre bir alansa o zaman ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız, vazgeçmeyeceksiniz. Asla bir hikaye daha anlatayım. Çok meşhur bir hocaya sorarlar. Hocam siz o kadar meşhur bir hocasınız, o kadar meşhur bir müderrissiniz ki biz size bu dersleri öğreten, bu ilmi öğreten, bu bilgiyi öğreten hocalarınızı merak ediyoruz. Kimdir sizin hocalarınız? Hoca der ki benim öğretmenim bir kedidir. Gülürsüzler öğrenci. Hocam kediden öğretmen olur mu? Vallahi kedidir der. Ben kediden öğrendim bu ilmi, bu başarıyı. Ya nasıl olur? Olur mu öyle şey? Olur mu sizce? Kedi insana bir şey öğretebilir mi? Hayır diyeni göreyim. Kim diyor hayır diyen? Evet. Evet. Hikayenin tamamını dinleyelim. Hoca der ki ben aslında annem benim İlim adamı olmamı çok istiyordu ama ben istemiyordum. Eğlenmek, gezmek istiyordum. Annemin ısrarıyla medreseye kayıt yaptırmak üzere eğlene eğlene giderken bir baktım bir kedi. Yüksekçe bir kazık derler bizde bilir misiniz? Yüksekçe bir kazığa en tepesine tırmanmak istiyor. Sıçrıyor, biraz ilerliyor fakat düşüyor. Hoşuma gitti bu manzara oturdum kediyi seyrettim diyor. Kedi 100 150 defa teşebbüste bulundu. Tırmanamadı. Ben usandım artık. Bıraktım kediyi gittim medreseye kaydımı yaptırdım. Yine yürüyerek eve doğru gelirken yine o kazığın bulunduğu alandan geçerken gayri ihtiyari kazığa şöyle bir baktım bir baktım ki kedi kazığın tepesinde Muhtemelen benden sonra da belki 100, 150, 200, 500 neyse teşebbüste bulundu ve nihayet oraya tırmandı. Sonra kendi kendime dedim ki eğer kedi bir kazığın tepesine tırmanmak için hiç vazgeçmeden teşebbüste bulunuyorsa ben niye yapmayayım? Zoruma gitmesine rağmen oturdum. Arkadaşlarım bir defa okurken ben 10 defa okudum. Arkadaşlarım bir davranış yaparken ben beş defa yaptım. Azmettim, sabrettim, gayret ettim. Uykumdan taviz verdim, oyunumdan taviz verdim, eğlencemden taviz verdim. Gezmeden, tozmadan televizyon, o zaman var mıydı yok muydu bilmiyorum. İnternetten taviz verdim, cep telefonumu bir tarafa koydum. Ben de gayret ettim ve işte bu noktaya geldim. Eğer İyi bir gözlem yaparsanız, çevrenizdeki insanları da takip ederseniz, Demirhan Hoca'yı tanıyan var mı? Demirhan Kadıoğlu. Siz tanıyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz? Denk geldiniz. Demirhan Kadıoğlu bizim Esev'deki karikatür dersleri öğretmenimiz. Demirhan Kadıoğlu, Burak'ın da babası. Demirhan Kadıoğlu bir yaşında, bir yaş mı? Bir yaşındayken çocuk yurduna bırakılmış annesi tarafından çocuk yurduna bırakılmış bir adamcağızdır. Çok çileler çekmiş. Hatta o çocuk yurdunda çocuk felci geçiriyor. Bir ayağı da aksaktır, sakattır. Bundan. 30-40-50 sene öncesinden bahsediyorum. O zamanki çocuk yurtlarında imkan yok, kalem yok, defter yok, üst baş yok, doğru dürüst yiyecek yok. Tüm bu imkansızlıklara rağmen kendisine hediye edilen kalemle, kağıtla durmadan çize 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 bugün Türkiye'nin sayılı karikatüristlerinden birisi olmuştur. Hiç beklemezsiniz, hiç ummazsınız. Ama azmetmek, sabretmek, gayret etmek, vazgeçmemek bu işin esasıdır arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Sorusu olan var mı? Bitse de gitsek modundasınız hepiniz. Buyurun, isminizi öğrenebilir miyim? Merhaba Bildiğim hocam yerden mi? soracaksınız değil mi? Evet, başta anlattığınız kısmı soracağım. Buyurun. Ee, Gönül ben. E, dediniz ya hepimizden e, aynı başarı oranı beklenmiyor Evet Ama toplumumuzca hani şu an maruz kaldığımız e, toplumca bizden aynı başarı oranı bekleniyor Neden sizce bu? Bu toplumun e, yanlış bilgilenmesinden bakın size bir şey daha söyleyeyim İlkokulda varsayın kendinizi Modern eğitim böyle bakar <laughs> Hoca coğrafya öğretmeni şöyle bir soru soruyor: Türkiye'nin başkenti neresidir? Bu sorunun cevabı nedir? Ankara. Ankara yazanlar tam puan alırlar, 10 puan. Doğru mu? Yazmayanlar ne alırlar? Sıfır alırlar. Bir çocuk şöyle bir bilgi yazmış: Türkiye'nin başkenti neresidir diye sorulduğunda bir çocuk Erzurum diye yazmış. Peki siz öğretmen olsanız buna ne not verirsiniz? Sen sıfır verirsin gibime geliyor. Evet çoğu öğretmen bu bilgiye sıfır notu verir. Hayır. Çocuk Ankara'yı bilmiyor doğru. Sıfır çünkü hiçbir şey bilmemenin karşılığıdır. Ama çocuk Erzurum diye bir yer biliyor. Bunun puan olarak karşılığı olması lazım. Ya da mesela iyi insan olmak dedik değil mi? İyi insan olmak. Nedir iyi insan olmak? Mesela yardımsever olmak, güler yüzlü olmak, dost canlısı olmak, vefakar olmak, ee, cömert olmak. Bunlar iyi insan olmanın doneleridir, göstergeleridir. Fakat lise sona kadar okudunuz. Bunun not olarak karşılığı var mı? Yok. Bir sınıfta düşünün çok başarılı bir öğrenci. Matematiği çok iyi biliyor. Türkçeyi çok iyi biliyor. Sosyal bilgileri çok iyi biliyor. Not karşılığı var. 10, 10, on, on. Bir çocuk bilemiyor. Olur ya Allah hepimizi farklı yaratmış. Kapasitesi sınırlı. Ama çok cömert. Çok dost canlısı. Not karşılığı var mı? Yok. O zaman ne yapıyor toplum? Eğer iyi insan olmanın not karşılığı yoksa, iyi insan olmak için niçin çaba sarf edeyim diyor. Matematikte başarılı olurum. Başkasını ezip, imtihanda zaten bunun için değil mi? Ötekini elemek için değil mi imtihan dediğimiz şey? Ötekilerin üzerinde olmak. İşte toplumumuz maalesef, sadece bizim Türkiye toplumu değil, bütün dünyada sistem böyle. Dolayısıyla toplumun beklentileri evet doğru değil ancak bunu eğer siz bugün burada öğrenmişseniz yarının toplumunu sizler oluşturacaksınız. Siz kendi çocuklarınızdan, mahallenizdeki çocuklardan, çevrenizdeki çocuklardan aynı şeyi beklemeyerek bu kısır döngüyü tersine çevirebilirsiniz. Sadece kendiniz için algılamayın bunu. Anlaştık mı? Peki efendim, başka soru var mı? Arkada bir hanımefendi. Siz başarı demiştiniz. Evet. Balık, kartal, Hı -hı. yılanlardan bahsettiniz. Hı -hı. Peki bu başarı mı? Çünkü yılan sürünebiliyor. Her yılan sürünebiliyor. Evet. Ben insanım, konuşabiliyorum. Ama birçok insan da konuşabiliyor. Tamam. Ama siz buna başarı dediniz. Bir de bir sorum daha var. Hı -hı. Bir de başarılı bir insan yetinmeyi bilir dediniz. Peki ben yetinmeyi bilsem olduğum konumdan başka bir ileri gidebilir miyim? Eğer yetinirsem bu konumdayken. Şöyle bir ben başarı yılan için geçerlidir. Diğer hayvanlarla kıyaslayarak söyledim. Eğer bir okulda sürünme dersi varsa başka hayvanların bulunduğu bir ortamda burada başarılı olacak yılandır. Yani bir sınıfta birbirinden farklı karakterde, farklı mizaçlarda, farklı kabiliyetlerde, farklı meziyetlerde insanlar, gençler olabilir. Her birinden aynı sonucu beklemek haksızlık olur. Bunu anlatmak için söyledim. İkinci sorunuza gelince, şimdi yani eğer e, hedefiniz, sizin kabiliyetlerinize sahip olduğunuz yeteneklere uygunsa şöyle söyleyeyim. Siz diyelim ki ziraatçısınız. Bir tarlanız var. Her toprakta her bitki yetişmez. Mesela kavun, karpuz, salatalık tarzı bitkiler e, kumlu toprağı sever. Bazı bitkiler humuslu toprağı sever. Bazıları kirli toprağı sever. Siz killi toprakta yetişmeyecek bir bitkiyi yetiştirmeye kalkarsanız hüsrana uğrarsınız. İşte söylemek istediğim şuydu. Kendinizi tanımak. Ben bir bitki yetiştireceğim ama sahip olduğum toprak ne tür bir toprak? Bunun farkına varırsanız ideallerinizi uzağa taşıyabilirsiniz. Bunda bir beis yok. Ama önce kendinizi tanıyacaksınız. Kabiliyetlerinizi bileceksiniz. Kabiliyetlerinizi tanıdığınız zaman o mesleğin en uç, en zirve noktasını hayal etmenizde bir be beis yok. Ama sizin kabiliyetleriniz o e, alan için uygun değilse o alan için en uç noktadaki şeyi hayal etmeniz ütopya'dır ve boşa çaba sarf etmekten ibaret olur. Mesela biz burada Esevi biliyor musunuz? Esevde öğrenci olan var mı? Hangi derse geliyorsunuz? Şiir atölyesine geliyorsunuz. Şimdi bize senenin başında bizde 53 branşta eğitim veriyoruz. Bağlama kursumuz var, ney var, resim var, karikatür var, hanımefendinin geldiği diksiyon, şiir atölyesi, ebru, hat, kaligrafi aklınıza gelebilecek hemen hemen her sanat dalında eğitim veriyoruz. Öğrenciler bir hevesle geliyor. Gitar alıyor omuzuna, gitara geliyor. Bir süre sonra bakıyor ki gitar, müzik derslerinde şey önemlidir. Kulak. Kulağı hassas değil. Başarılı olamıyor. Vazgeçiyor, bari Ebru'ya gidiyorum diyor. Bir haftada Ebru'ya devam ediyor. Bakıyor ki onda da uygun değil. Bir hafta sonra başka bir alana. Ama bazı öğrencilerimiz ne istediğini biliyor. Çünkü kendisini tanımış, kabiliyetlerinin nereye yeteceğini bildiği için gelmiş hat diyor. 10 senedir hat dersine devam eden öğrenci var. 10 sene. Çünkü sabır gerek. Biraz önce kedi hikayesini anlattık ya. Yani kabiliyetli olmanız da yetmiyor. Önce tabii ki kabiliyetlerinizi kendinizi tanıyacaksınız. Meziyetleriniz, kabiliyetleriniz, yetenekleriniz nereye kadar, neye yetiyor bunu test ettikten sonra sabırla devam edeceksiniz. Ben mesela neyi üflüyorum? Neyi üflüyorum? Üstad değilim ama sadece ney enstrümanından ses çıkarabilmek için vallahi billahi 3 ay 3 ay Aralıksız her gün 5 saat neredeyse 3 ay neye üfledim? 3 üf, üf. ayın sonunda ses çıkarabildim. Ama siz neyi elinize alır almaz hemen neyi üflemek isterseniz aa, kabiliyetli olsanız bile bir noktaya varamazsınız. Bu sizi gerer de aynı zamanda. Gerdiği zaman çevrenizi de germeye başlarsınız. İşte iyi insan olmakla alakalı. Sorunuza cevap oldu mu? Peki efendim. Başka sorusu var mı? Söyle bakalım delikanlı. Hocam şimdi siz e, dediniz ya kediden öğrenmiş adam. Evet. Ben de şimdi gideyim fareden mi karetle de ders alayım? Olabilir. İyi ya. Evet. Arkadaş mizah yaptı tabii ki. Fareden öğreneceğimiz şey de vardır. Niçin? Biliyor musunuz? Özür diliyorum sözünüzü böldüm. Bugün fareden insanoğlu çok şeyi öğrendi. İlk e, ilaçlarda ilk kim kullanılır biliyor musunuz? Fareler kullanılır. Yani diyelim ki şey vardır, psikoloji okumuşsanız şartlanma deneyleri vardır. Pavlov'un şartlı köpekleri. Pavlov köpeklerle denemeden önce farelerle denemiştir. Farelerin davranışları gözlenmiştir. Köpeklerin davranışları. Tabiata çıktığınız zaman inanın bana, bakın bir şey söyleyeyim. Hepimiz Müslümanız değil mi? Başka dinde olan var mı? Varsa kal, rahat olsun. Hepimiz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim'de ilk emir okudur. Hiçbir ideolojide, hiçbir dinde olmayan. Fakat işin enteresan tarafı oku emri okuma yazma bilmeyen bir peygambere denmektedir. Allah Allah. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Peki ne demek oku? Eğer okuma yazma bilmeyen bir peygamber muhatap alınmışsa ki Musab bin Umeyr Müslüman oluncaya kadar geriye kalan Müslümanlardan hiçbiri de okuma yazma bilmiyordu. Hatta Mekke'de Kur'an-ı Kerim indirildiği vakit, oku emri peygambere iletildiği vakit Mekke diye bilinen o koskoca şehirde 40 kişi okuma yazma biliyordu. 40 kişi ne demek peki oku? Hemen akabinde devam eden ayetleri de okuduğunuz zaman göreceksiniz ki Rabbimiz şöyle diyor. Çevrene bak. Evreni oku. Bak senin için gökleri yarattım, dağları yarattım. Birbirinizi farklı farklı yarattım. Ağacı yarattım, suyu yarattım, yağmuru yarattım. Oku. Onda neler var, neler? Bugün uçak dediğimiz şeyi aerodinamik uçak nedir? daldan dala geçiyoruz ama uçak nasıl havalanır? Nasıl iner? Biliyorsunuz uçağın uçmasını sağlayan şey aerodinamik dinamik e, fizik kuralıdır. Yani hava basıncı vardır. Havanın bir basıncı vardır. Yerinde bir çekim gücü vardır. Uçak öyle dizayn edilir ki üstten uçağın üstüne e, e, havanın basınç miktarı ile Alttan havanın basınç miktarı farklı farklıdır. Yüzey değiştirilir. Dolayısıyla uçak kalkarken alttan hava basıncı daha yüksek bir yüzeyde olduğu için uçak havalanır. Belli bir şeye geldikten sonra uçmaya devam eder. İnerken, madem öyle hocam uçağın alt yüzeyi daha fazla basınç aldığı için uçağı havalandırdı. İnerken nasıl iniyor? Uçağa bindiniz mi hiç? Uçağa binmişseniz kanatlarda klapalar açılır. Klapalar ne yapar? Uçağın üst yüzeyini daha geniş hale getirir. Yani yüzeyi genişler. Genişlediği için daha fazla basınç yukarıdan uçağa baskı uyguladığı için uçak yavaş yavaş inmeye başlar. Kimden öğrenilmiştir bu? Kuşlardan, yarasadan. Onların kanat sistemlerinden veya eee Meraklısı olan arkadaşlar, burada hepinize ayrı ayrı ders vermeyelim. Meraklısı olan arkadaşlar, şu cihaz, şu alet neyden esinlenerek yapılmıştır? Hangi canlıdan, hangi olaydan esinlenerek yapılmıştır? Bunu internete girdiğiniz zaman tek bir tuşla öğrenme imkanınız, öğrenme şansınız var. Başka bir soru var mı? Buyurun lütfen. Merhaba hocam. Ben Emin. Kısa bir sorum olacaktı. Buyurun. Sizce en büyük başarı nedir? Bence en büyük başarı nedir? Şöyle söyleyeyim. Hiç cenazeye katıldınız mı? Cenazede imam sorar. Nasıl bilirdiniz mevtayı diye? Hiç şeyle bir şey duydunuz mu? Efendim iyi bir askerdi. İyi bir ressamdı. Çok iyi keman çalardı. Çok iyi top oynardı. Çok iyi saz çalardı. Hiç duydunuz mu? Ne der ahali? İyi bilirdik. Şimdi işte bunu söyletebilmek arkadaşlar. Eğer komşularınız sizden nefret ediyorsa, arkadaşlarınız sizi görüp kaçıyorsa, bir topluluğa girdiğiniz zaman varlığınız Topluluktan ayrıldığınız zaman yokluğunuz fark edilmiyorsa, pozitif anlamda fark edilmiyorsa, şöyle fark ediliyorsa o da ayrı bir vahamet. Oh gitti ya biz bize kaldık dedirtiyorsanız ya da dedirtmiyorsanız. Ya Kezban Hanım, Kezbanlı değil mi? Kevser Hanım. Ya bugün yok muhabbetin hiç tadı yok. Ya da Ayşe Hanım ya da Veli Bey, Ahmet Bey. Ahmet olsa şimdi burayı şenlendirirdi. Bak ne güzel dedirtemiyorsanız, komşularınız illallah ediyorsa, arkadaşlarınız illallah ediyorsa, neye yarar? Çok iyi keman çalıyormuşsun. Neye yarar? Çok iyi futbolcuymuşsunuz. Neye yarar? Türkiye'ye bir sürü futbolcu geldi geçti. Ama birkaç tanesinin ismi hariç futbolunun dışında insanlığıyla, Fenerbahçeli olan var mı? Mesela ben Fenerbahçeli değilim. Ama Alex diye bir futbolcu geldi geçti. Futbolu da harikaydı, insanlığıydı. Hiçbir gün magazine konu olmadı. Ben Galatasaraylıyım mesela. Ama çok takdir ettiğim bir oyuncuydu. İnsandı Haza. Yapma ya. İnşallah sen de bir gün Emircan diye bir futbolcu geldi geçti diye Bahsederler, çok iyi insanlığı, canavar gibi delikanlıydı. Hem top oyunu güzeldi, hem de insanlığı güzeldi. Dedirtmek lazım. Arkadaşlar, Peki. beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım Sadra şifa olmuştur. Bir kez daha e, hayallerinizin gerçek olması, seçtiğiniz alanda başarılı olmanızı temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Hoşça kalın.